Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yaz okulu mekanizma tekniği mekanizm İngilizce dersinin vize sorularını cevaplayacağız. Evet. Öncelikle birkaç soru için bir tanım yapılmış. Onu okuyalım. Pistonun ve krankın merkezlerinin bir doğru üzerinde olduğu ofsetsiz bir krank BL mekanizmasında pistonun kursu 90 mm'dir. BL kolu 110 mm olarak seçilmiştir. Bu mekanizmada krank kolu yarı çapını belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Evet, öncelikle verilenler pistonun kursu S eşittir 90 milimetre ve ofsetsiz bir mekanizma olduğu için krank yarıçapı otomatikmen yarısı 45 milimetre olarak olmalıdır. Bir elimiz ise 110 milimetre verilmiş. Evet. Birinci soruda krank kolunun 45 ve 90 derecelik konumlarında pistonun üst ölü konuma uzaklıkları sorulmuş. Evet. Öncelikle verilen açılarda mekanizmayı çizmemiz gerekiyor. Biz burada çizim yöntemi kullanıyoruz. Tabi analitik yöntemi de notlarımızda var. Ama el çizim alışkanlığı gelişsin diye bunu tercih ediyoruz. Evet. Şimdi öncelikle mekanizmamızın üst ölü konumunu bir belirleyelim. Burası O2 merkezi, krank merkezi. Şurası 45 milimetre krankımız. Burası B noktamız. 45 milimetre. Ve bir elimizde 110 milimetre olduğuna göre biraz eğri oldu ama mouse'la çizmek zor oluyor. Burası da C noktası. Yani kabaca çizersek pistonu burada. Evet. Burayı şöyle bir şey yapalım. Evet. Burası 45 milimetre. Burası 110 milimetre. O zaman O2 olan şu uzaklık 155 milimetre oluyor. Evet. Mekanizmamızı öncelikle 45 derecelik konumda çizelim. Tabii bunu çizmek için ne yapıyorduk? Krank dairemiz var burada. Krank dairemiz var. Bu şekilde. Evet, 45 derece yaklaşık şurası olsun. Ben bilgisayarda çizdim. Evet, burası B noktası oluyor. Yani 45 derecedeki B noktası. Şuraya B'ye 45 edersek bu demek ki krank kolu 45 derecedeyken yani teta 2 açısı. Evet. Peki C noktası nerededir? Şu yatay doğru üzerinde 110 milimetrelik düz çizginin
bu doğruyla kesiştiği noktada ki biz onu pergelle 110 milimetre ayarlayıp pergelin ucunu buraya koyup bir daire yayı çizdiğimizde şu noktayı vuruyoruz. Dolayısıyla mekanizmamızın konumu bu şekilde. Burası C45 derecelik konumdaki pistonun yeri. Evet, o zaman üst örüm konuma şu aradaki mesafe üst örü konum veriyor. İkinci sorulan 90 derecelik konumda aynı yöntemi burada uyguluyoruz. Bunu sormamızın nedeni arkadaşlar, mekanizmayı konum analizi yapabiliyor mu çizerek öğrencilerimiz? Onu test etmek, yoksa çizdikten sonra zaten bunları herkes bulabilir. Mesela konum analizi yapabiliyor mu? Evet, burası yaklaşık 17 milimetre. Evet, bu şekilde çizdiğimizde şu mesafede 55 milimetre olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka soruda krankın bu pozisyonlarında bir elin iç açıları sorulmuş. İç açıları sorulmuş. Bu iç açılar arkadaşlar 17 ve 24 derece. Evet. 17 24 derece olarak bulunur. Bu tabii basit bir soru ama önemli olan el çizim yeteneğinin gelişmesi ve istenen konumu çizebilmek. Bunu sormak istiyoruz zaten. Bir başka soru, piston tam kursunun ortasındayken krank kolu kaç derecedir diye sorulmuş. Onda da pistonun kursunun orta noktası dediğimiz mesela şu nokta, şuradan gösterelim. Kursu 90'dı, yarı kursu 45. Evet, piston kursunun tam ortasında iken bu sefer buradan 110 milimetrelik bir daire yayı çiziyoruz ve krank dairesini kestiği noktadan o ikiye birleştiriyoruz ve mekanizmamızın konumunu buluyoruz. Şu açı bu durumda 78 oluyor. Evet, bu da çizim yeteneğinin gelişmesi için sorulan bir soru. Bir başka soru, pistonun kurusunu artırmak istiyoruz. Aşağıdakilerden hangisini yapmamız gerekir? Arkadaşlar, bu inline sistemde pistonun kursu krankın yarı çapına bağlı. Kurs artırılacaksa krankın yarı çapı artırılmalıdır. Evet, basit bir soru. Yine bir başka soru, beşinci soru. Teta 2 eşittir 30 derecelik konumda hız analizi ile ilgili 5, 6 ve 7. Sorular bununla alakalı. Bunu yapmak için önce mekanizmamızı verilen konumda çiziyoruz. Evet. Evet. Burası 30 dereceymiş.
yani teta 2. Evet, doğru çizersek buranın 12 derece olduğunu ölçerek görebiliriz. Evet, açısal hızımız 20 radyan bölü saniye ise B noktasının hızı, şuraya yazalım, VB eşittir 2 çarpı O2B. Evet, omega 2 de bu şekilde verilmiş. Omega 2. O2B. O zaman ne oluyor? O2B. Bu da eşittir 20 çarpı 45. 900 milimetre bölü saniye. Ölçek kullanırsak, ben 1 bölü 20 ölçek kullanayım. Evet. O zaman VB arkadaşlar 45 milimetre olur. Çizimde. Milimetre. VB 45 milimetre. B noktasında yarı çapa diktir. 30, 90, o zaman şurası 60. Yerle yaptığı açıda 120 derecedir. İç açısı 60. Evet, C noktasında bunu toplam yaptığımızda aynı 60 derecelik konumda buraya taşıyoruz. VB'nin, evet, VB eşittir 60. Pardon, VB eşittir 45 milimetre. Şu açı 60 derece. Evet. VCB, BC çubuğuna dik olacağı için bunun ucundan dik bir doğru indiriyoruz. Sonra bu doğruyu yatayla kesene kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla şuradan şurası VCB oluyor. C'nin B ve bağlıdır. C'den de buraya kadar olan şu mesafe VC oluyor. Evet. Evet, bunu ölçtüğümüzde 30.55 milimetre. Şu iç açı 12, 90, 78 derece şurası. Evet. VCB ise 39.80, yani yaklaşık 40 milimetre. VCB'de 39.88 milimetre ölçülmüş. Evet, ölçeğimiz 1 bölü 20 idi. VC'nin gerçek değeri nedir? 30 çarpı 0.5 çarpı 1 bölü 20, yani yaklaşık olarak tabi burada şey de var, 600 10 civarında çıkar. En yakın cevabımız 613 milimetre bölü saniyeymiş. Tabi bu tam bu kesin değil, 55'i var. Dolayısıyla 613, evet,
milimetre bölü saniye olur. Vc eşittir. Ölçek çarpı 30.55. Evet. 613 milimetre bölü saniye. 7. soru. Bir yerin açısal hızını sormuş ve yönünü sormuş. Bir yerin açısal hızı omega 3 eşittir vcb bölü bc. Bu da 39.88, 40 olsa 800 milimetre bölü saniyelik bölü 110 milimetre. Evet, bu da eşittir 7.3 radyan bölü saniye. Evet, yönün hangi taraf? VCB ile aynı. VCB aşağı doğru olduğu için bu da saatin yönünde omega 3. Evet. Bir başka sorumuz 4 çubuk mekanizması ile alakalı. Bunu da verilenler 4 çubuk mekanizmasında L1 65, L1 65 milimetre, L2 35 krank, L3 68 L4 40 milimetre, L4 40. Evet, bu mekanizmada L4 çubuğunun salınım açısı kaç derecedir? Evet, salınım açısını soruyor. Bunu yapmak için mekanizmayı çizmemiz lazım. Öncelikle O2'yi belirliyoruz. Ve L1 65 milimetre. O4'ü belirliyoruz. Burası L1. Evet. Biliyoruz ki en ekstrem noktaya O2'den L2 artı L3 yani 35 artı 68 toplamı olan noktada bulunur C noktası. Bunu bulmak için öncelikle krank dairesini çizmemiz gerekiyor. O2 merkezine. O4 merkezine de aksi belirtilmedikçe üst konfigürasyon geçerli. L4 dairesini çiziyoruz. Evet. Dolayısıyla bu daire üzerinde şurası L2, burası L3. Dümdüz doğru burayı kesen nokta C noktası oluyor ve L4 de bu şekilde oluyor. En geri konumda şurası L3 eksi L2. L2, O2'ye
burayı kestiği noktayı buluyoruz. Bunu uzattığımızda krankın açısal konumu bulunuyor. Bu durumda da L4 bu şekilde. Salınım açısı bu ikisi arasındaki açıdır. Evet arkadaşlar, bu 133 derece olması gerekiyor. Evet. 9. soruda sarkaç kolu L4'ün sağa tam gidiş hareketi için krank kolu L2 kaç derece dönmelidir? Yani dönüş krank açısı soruluyor. Şurası. Biliyorsunuz ki bu hızlı geri gider. Yavaş sol tarafa doğru yavaş gelir. Şurası C noktası. Evet. Sağ tarafa doğru hızlı gider. Dolayısıyla şu dönüş krank açısı daha kısadır, daha küçüktür. Evet, bunu ölçtüğümüzde bu açının 159 derece olduğunu görürüz. Aradaki fark ne kadar? Aradaki fark şu iki konfigürasyonun farkı kadar. Gelişte dolayısıyla 159 ya 121, yani geliş krank açısı da 180-201 derece olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir soru, bağlama açısının maksimum değeri sorulmuş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, bağlama açısı 180 derecede krank evet, maksimum bağlama açısı olur. O4, O2, burası D, burası C, D2, L3 ve L4. Evet, şu açı Mu max'tır. Evet, minimum bağlama açısı arkadaşlar bu kolun 360 derece veya 0 derecelik konumunda oluşur. Onu da şuraya çizersek minimum bağlama açısı arkadaşlar O2 O4 şurası da min, yani minimum bağlama açısıdır. Evet. Görüyorsunuz 10 soru ama gayet öğretici. İçinde konum analizi, hız analizi olan, hem krank bir mekanizmayı tanıyıp hareket ettirmeyi sağlayan, hem de bir dört çubuk mekanizmasında özellikleri, salınım açısını, gidiş krank açısını, geliş krank açısını belirlemeyi, maksimum ve minimum bağlama açılarını belirlemeyi öğrenip öğrenmediğimizi sorgulayan bir sınav oldu. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.